Yani bu iş daha zor. Misiniz yanına? Efendim kolay değil. Neresi kolay? Bunun daha zor. Bu daha zor. Bir başıma yaptım bir bir. Galiba bayağı. Epey bir alışveriş yaptık. Epey alışveriş yaptık. Birazcık soğuk yordu sanırım bize. Sanki böyle bir rehavet çoktu sevgili izleyenler üstümüze. Ama tabii ki enerjik insanlarız değil mi? Tabii ki. Atacağız yani, bunu. Aa. Bu rehavet bizi yıldıramaz efendim. Şimdi Gülün Hanım soğanları doğradı. İlk yemeğimizi söyleyelim mi artık? Tabii ki söyleyelim artık. İlk yemeğimiz sevgili izleyenler maklube. Şimdi maklubeyi yapacağız. Önce soğanlarımızı doğradık. Şimdi pirincimizi ıslatacağız. Şöyle ben de yardım edeyim. En azından bir işe yarayayım değil mi? Ay ne demek arzusu. Şimdi bunu güzelce pirincimizi yıkamazsak efendim nişastası kalır. Bu sefer pilavımız istediğimiz olmaz. Kıvamda olmaz değil mi? Tabii ki. Şöyle. Biberlerimi de doğruyorum. Biberleri mi doğruyorsunuz şimdi? Evet. Şimdi Julian doğruyoruz biberlerimizi. Efendim domateslerimizi de küp küp doğruyoruz maklube için. Nazcığım yalnız ben eldiven kullanmayı yemek yaparken tercih etmiyorum ve sevmiyorum. Eldiven çünkü, mi? Çünkü evet. Ben el lezzetini... Ama. Hayır. Ha, el lezzeti var tabii değil ki. Mi? O el lezzeti olmayınca... El lezzeti eldivenle olmuyor. Aynı şeyi tutturamıyorsun. Yani bence tutmuyor. Aman avcı, vurma beni. Şimdi efendim tereyağıyla soğanımızı pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Gülün Hanım itinayla doğradığı soğanları efendim attık tenceremize. Etlerimizi efendim. Soğanımızla birlikte kavuruyoruz. Gülün Hanım, Şükrü yengemiz derdi ki sizi almayanın aklı yok derdi bize. Hakikaten bizi almayanın aklı yok efendim. Aklı yok. Evet, erkeğin midesine ne? Erkeğin kalbine, erkeğin kalbine giden yol midesinden geçermiş. Buradan onu da kulaklarına çınlatalım. Şuşucuğum selam sana buradan. Sevgiler. Ve efendim etlerimiz kavruldu soğanla beraber. Şimdi biberleri atalım mı? Tabii ki. Biberlerimizi atalım içine. Hep birlikte kavrulsun. Sote gibi mi yapıyoruz bunu? Evet, sote gibi. Sote ediyoruz sonra? Üzerine pirincini koyacağız. Daha sonra da suyunu verip kısık ateşte pişireceğiz. Ama çok oldukça fazla kısacağız. Yavaş ki birbiriyle evet karışmasınlar. Alt sosuyla pirinci... Karışmaması gerekiyor değil mi? Tabii karışmaması gerekiyor. Hayır. Evet. Ayrı ayrı duracaklar. Ne kadar bu yemek yapıyorsunuz Gülün Hanım? Herhalde... Bu incelikleri nereden bu kadar? Doğuştan mı? Anneden galiba. Anneden ve teyzeden, teyzoşumdan. Teyzoştan. Teyzoşunuz. Buradan teyzoşa da selam olsun efendim. Onu da teyzoşu selam olsun. Teyzoşu çok çok öpüyorum. Teyzoşumuzu öpüyoruz. Bahçeşimizi. Biraz kıstıktan sonra bunu biraz bekletelim böyle. Siz ne yapıyorsunuz? Bir bakalım. Bu arada ben... Gülün Hanım ne yapıyor? Gülün Hanım. Temizlediğimiz ıspanakları doğradım. Ispanak. Ispanakları neydi kullanacağız? Börek yapacağız. Börek mi yapacağız? Börek yapacağız. Börek yapıyoruz efendim. Bugün ıspanaklı börek yapacağız. Kırmalı börek yapacağız.
Kıymalı börek mi açtın bugün? Açacaksın. Tabii börekler açarım. Börekler açarım sana. Misafir ol gel bana. Börekler açarım sana. Param pulum yok ama. Borç hazdırmayız virüs parasını herhalde. Borç hazdırmayalım. Hayır hazdırmayalım. Alacaklar peşimize düşer zaten. Ay Allah korkumu. Tahtaya vuralım. Değil mi? Borçtan korkarım canım. Gerçekten. Borç olmasın. Bizim parasını ödeyelim. Aç gezelim ama çok şükür Rabbimize borcumuz olmasın hiçbir yere. Kesinlikle. Şimdi bunlar tamam. Ispanaklarımız. Ispanakları önce sirkeli suda beklettik sevgili izleyenler. Biraz bekledi. Hem içindeki kumu işte o içinde olan bazı şeyler gitsin ve daha sağlıklı, temiz, hijyen açısından sirkeli suda, sirkeli ya da tuzlu suda beklesin sevgili izleyenler. Buradan da hem küçük çöpünü gibi içine çöktürmesi açısından. Kesinlikle şimdi şeylerin ölümü. Ispanağımız da hazır. Şimdi kabuğunu ne yapacağız? Ispanağımızı. Börek içi için hazırlayacağız. Şimdi üzerine kaynar su dökeceğiz. Hı hı. Haşlanacak mı? Tabii ıspanaklarımızı daha sonra sıktıracağız. İçinden alacağız. Tamam. Soğanları kıymayla kavuracağız. Tamamdır. O zaman ıspanaklı böreğimiz için ıspanakların aşamasına geçelim. Böreğimiz için. Böreğin iç harcı olacak değil evet, mi? Evet, iç harcı. Böreğin iç harcı, soğan, ıspanak ve kıymadan oluşuyor. Evet. Baharat koyacağız mı içine? Az bir karabiber atarız. Hafif lezzet versin. Tabii. Karabiber kesinlikle sağlığa girebilir. Acı her zaman iyidir. Biraz da evet, pul biber atarız. Evet, pul biberimiz. Kendi yaptığımız pul biberimiz. Kendi. Bu hafta organik takılıyoruz sevgili izleyenler. Bu hafta her şeyimiz organik. Tereyağımız organik, etimiz kendi kesimi. Tabii. Değil mi? Kendi kesimimiz. Kendi kesiminiz. Ve pazardan aldığımız organik sebzelerimiz, meyvelerimiz. Sağlıklı beslenelim. Ömrümüz uzun olsun. Yaşlılarımız inşallah. Bu bizden daha sağlıklılar ve bunun sebebi de organik beslenmeleri. Birazdan baharatını da atacağız sevgili izleyenler. Ben de ıspanağımızı süzüyorum. Ispanağımız da oradan süzülsün. Birazcık daha altını açtık. Ama sana şunu da söyleyeyim. Lezzetli yemek kısık ateşte olur artık. Kesinlikle. Kesinlikle. El lezzeti, kısık ateş. Bir de şey, taş fırının. Onun lezzeti çok farklı olur. Odun ateşinde. Odun ateşi. Odun ateşinde közde, bakır, çaydanlıkta çay. Ya da bakır cezveli evet, köz üzerinde kahve. Türk kahvesi ah. Olsa da istek değil mi bilmiyorum. Neyse işte o da başka bahar artık. Yemeklerimizi yaparken Gönül Hanım ne iş yapar onu öğrenelim biz. Biz kavruluyoruz. Gönül Hanım ne iş yapar? Bize kendinizi tanıtır mısınız? Ben aslan buralıyım. Pardon. Fakat tabii 4 yaşındayken çıkmışım ama şu anda 8 yıldır buradayım. Hı hı. Aileniz? Ailem Ankara'dalar. Hı hı. Ben burada yalnız yaşıyorum. Oh ne güzel. Aile özlemi var tabii ki değil mi? Tabii ki ama buralı olduğum için annemler sık sık geliyorlar buraya. Kesinlikle. Sık sık görüşüyoruz ya da ben gidiyorum. Özel güvenliği demiştiniz değil mi? Tabii özel güvenliği. Oh, ne güzel. Güvenlikli çalışıyoruz bugün. Gerçekten bugün çok güvenli. Sağımız solumuz güvenlikli bugün. Tamam sanırım. Şimdi efendim ıspanaklarımızı ilave ediyoruz ve biraz daha kavuracağız. Baharatlarını, tuzunu atacağız. Baharatlarını bundan mı atacağız?
Tabii da, ondan biraz atacağız. O biraz da fazla acı. Onun için çok az kullanacağız. Az mı koyacağız? Çok az miktarda sonra... Çünkü çok acı bu. Çok acı. Al başlasın. Cin biberi değil mi? Tabii cin biberi. Ben böyle biraz karıştırayım. Eti kavurduktan sonra suda atıyoruz değil mi? Tabii ki. Et tuzunu önce atarsak et sertleşiyor. Hı hı. O yüzden daha sonra atmak daha makul. Maklubemiz içinde. Küçük tiyolarımıza veriyoruz. Maklubemize de tuzunu attıktan sonra karıştırmaya devam ediyoruz sevgili izleyenler. Şimdi onlar kavrulu dursunlar. Biz ne yapıyoruz? Tekrar bir soğan kesiyoruz. Çorbamızın hazırlığını yapıyoruz. Çorba, ne çorbası yapacağız? Kaçıncı yemek? 1, 2, 3. Evet, 3. yemeğimiz. Bu defa farklı bir çorba yapacağız. Taze fasulye çorbası yapacağız. Taze fasulye çorbası. Evet. Ooo, ilginç farklı bir çorba. Şey bir defa duyuyorum taze fasulye çorbasını. Daha çok bu Bolu yöresine özgü bir çorba. Bolu tarafında çok fazla yapılır. Bizim belli bir babamın işi nedeniyle o tarafta kaldığımız için yani o taraftan biliyoruz bu çorbayı. Evet. Bolu yöresine ait fasulye çorbası. Taze fasulye çorbası yapacağız efendim. Onun için soğanlarımızı küp 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 doğruyoruz. İçinde ne olacak? Taze fasulye olacak. Evet. Daha sonra yine domates doğrayacağız. Domates. Lezzetli olsun diye hafif salça katacağız. Salça. En sonunda yoğurt mu koyacağız çorba? Yoğurt olacak çorbamızda. Şey gibi mi? Evet. Terbiye gibi. Terbiyesiz yemek yok bizde. Hepsi terbiyeli sevgili izleyenler. Hepsi terbiyeli yiyecekler. Sağlığa yararlı. Her şeyimiz organik. Daha ne olsun? Daha ne? Tüyolar da veriyoruz size. Küçük tüyolar da veriyoruz. Sağlıklı bir program yapıyoruz değil mi? Ayrıca ıspanağı bir daha karıştıralım. Olmadı onu alırız. Karıştıralım efendim. Hemen karıştırıyoruz. Sayın ustam. Ustamız ne derse olur. Gönül usta. Gönüllerin ustası, gönül usta. Şimdi başında da söylediğimiz gibi gönüllerin sultanı olmayı tercih ederdik ama. Gönüllerin sultanıyız biz efendim. Biz de bugün Gönül Hanım sizle pazara çıktık. Sevenlerimizle karşılaştık ve ben bugün gerçekten çok mutlu oldum. Çok enerji doldum onların sayesinde. Hepsine teşekkür ediyorum. Ben de onları çok seviyorum ve öpüyorum. Sevgi çok güzel bir şey değil mi? Aa, çok güzel. Karşılıklı olunca daha da güzel. Onun hiçbir şeyle ölçüsü yok. Yani... Evet, bunu nerede çok açıyorum. Oo, az daha konuşurken yapıyormuşum. Sevgili izleyenler, az daha maklubemizin harcını yapıyormuşum efendim. O değil, yalnız ben gezdik bugün çok acıktım. Soframızı böyle ne yapacaksın bugün bize, onu çok merak ediyorum. Daha tatlımız var. Tatlı, o tatlıyı sır gibi saklıyorsun, sen bana söylemiyorsun. Tatlı sır diyor Gönül Hanım. Peki tatlı özel. Tatlı özel. O da değişik bir tat herhalde ki bu kadar özel olduğuna göre. Değil mi? Tabii ki. Farklı. Farklı bir şey yapıyorsunuz. Farklı bir şey yapacağım. Böreğimizin iç harcı hazırlandı sevgili izleyenler. O... Ne vereyim size? Ne vereyim ablama? Ne vereyim ablama? Ne vereyim ablama? Hızlı soğutmaya vereceğiz şimdi ama onu ona koyarsak yanar. Yanmaz. Ha şu. Ben ne zannediyorum? İnanamıyorum. Tavayı oraya koyacağız diye düşündüm. Su koyacaksın da alttan hani şey yapacak işte. Ya bu kadar olur. Hızlı. Evet. Hızlı soğutma yöntemi efendim. Başka bir tencereye, başka bir kaba döküp onu balkona attıktan sonra şunu ben biraz daha karıştırayım yanmasın. Maklubemiz. Şimdi sıra geldi maklubemizin pirincini atmaya. Evet. Şimdi hiç karıştırmayacağız. Hayır, artık hiç karıştırmayacağız. Artık eleyemeyeceğiz evet, değil mi? Hayır. Kapatacağız direkt. Sonra böyle kapatıp ters çevireceğiz. Kenarlarını harika bir şey olacak sevgili izleyenler.
Ay. Ay bisküvi almayalım da kimler alsın ayol? Ne yapacağız ya? Bol turp yiyecek. Evet. Yani. Yer yarılması ve turp. Kesinlikle zayıflamak için turp da özellikle öksürük için de değil mi? Balla turpu karıştırıyorsunuz. Turpun içine daha doğrusu balı koyuyorsunuz, bekletiyorsunuz. Ve onu ondan sonra öksürük için mideye götürüyorsunuz. Şimdi suyunu vereceğiz bunu. Şimdi üstüne su mu koyacağız? Evet, yine kenardan hiç karıştırmadan. Suyumuzu ilave ediyoruz. Evet, karıştırmadan. Karıştırmamak ve... için kaşıkla tabii yardımcılıyoruz değil mi? İtinayla efendim. Çok dikkat. Ki ters çevirdiğinizde güzel bir sunum ortaya çıksın değil mi? Yemeklerde özellikle sunum da çok önemli. Tabii ki çok önemli. Yani ne kadar lezzetli olursa olsun gözünüze hitap etmediği sürece kesinlikle cezbetmiyor. En kısığını alıyoruz. Kısık ateşte maklubemizi pişmeye bırakıyoruz. Kapağını da örtüyoruz üstüne. Ardından çorbamıza mı geçiyoruz? Artık çorbamıza devam Artık ediyoruz. Çorbamıza, sevgili izleyenler, çorbamıza devam ediyoruz. Çorbamızda taze fasulye çorbası, lezzetli, bomba bir yemek yapacağız şimdi tekrar size. Bugün karıştırma işleri benden Gülnur'un. Bugün evet sizden. Bugün ben karıştırıcı olarak size mikserlik yapayım. Bugün mikser benim. Şöyle soğanımız ve domatesimizi ateşte kavuruyoruz. Çorbamızın işte fasulyeleri böyle Gülnur'un daha önceden kesip buzdolabına attığı fasulyelerimiz. Bunlar taze fasulye. Hiçbir şekilde haşlanma bir şey yok. Direkt kesip atmış buzluğa. Salçamızı efendim tenceremize atıyoruz. Soğanımız, domatesimiz ve salçamız birleşti şu anda. Kavruluyorlar. Birazdan taze fasulyelerimizi atıp ilave edeceğiz. O da kavrulacak değil mi? Tabii ki. Çiğliğini biraz alacağız. Çiğliğini alacağız. İlginç. İlk defa taze fasulye çorbası yiyeceğiz. Gerçekten. Hafif ekşimsi böyle yoğurdan. Ekşi mi oluyor? Tabii yani böyle bir ekşilik tadı var. Yoğurttan dolayı. Tabii ki. Şöyle ben yardım edeyim size. Fasulyelerimiz efendim tencereye girdiler şu anda. Kavrulacaklar. Evet. Evet. Lezzetli mi lezzetli? Fasulye çorbası efendim. Birazdan sizlerle olacak. Bizler de afiyetle yiyeceğiz. Aman Allah'ım. Bu nasıl bir lezzettir. Çorbamız ne durumdadır Gönül Hanım? Gayet iyi. Keyifler yerinde mi? Çok. Tuzunu attık mı? Fıkır. Hayır daha atmadım. Sonra mı atacağız? Sonra tuzunu atacağız. Birazdan atacağız sevgili izleyenler. Ben o yoğurdu alayım. Doğal yoğurdumuz. Manda yoğurdu mu? Evet, İlek manda yoğurdu. Manda yoğurdu yapmış süt damına. Aman aman. Yavrusu sinek kapmış gördüm. Amanın yandım. Diye. Amanın, amanın, amanın yandım. Şimdi kaymağı ayırıyor muyuz? Tabii ki kaymağı olmaz. Kameraman arkadaşım yakına gelirse yoğurdu ne kadar katı bir kıvamda olduğunu izleyenlerimiz görecek. Oo, böyle manda yoğurdumuz. Efendim, yoğurdumuzu itinayla çırpıyoruz. Üzerine ne koyacağız bunun başka? Bir kaşık un atacağız. Un atacağız. Evet. Unutmadım. Bir yemek kaşığı un atıyoruz. Tepeleme dediğimiz tabirle şöyle. İzleyenler. Ardından bunu çırpıyoruz. Ek başka bir şey yapacağız mı? Evet. Yağ veya su, kıracağız. Şimdi özellikle köy yumurtamız. Köy yumurtamızı evet farkındayım dışı pis. Özellikle yıkamıyoruz. Evet. Çünkü yıkadığımızda gözeneklerinden içine su oluyor ve bozulması daha çok hızlanıyor bayatlaması. Onun için kullanacağımız zaman yıkıyoruz. Bayatlamasın yumurtamızı. Diye efendim yumurtalarımızı kullanacağımız sırada yıkıyoruz. Bu da bir püf noktası. Bugün püf noktalarımızla devam ediyoruz Gülnur. Bugün bilgiler harika.
şimdi. Yumurtamızı da attık itinayla. Bir de şey diyorlar, hani bu kek falan yapıyoruz ya, yumurtayı buzdolabından aldığınız zaman kabarmıyor diyorlar. Tabii ki oda sıcaklığında tutmamız gerekiyor. Evet, o da var. O yüzden yapmadan de. Yapmadan önce çıkartmamız gerekiyor. Yoğurdumuz kalıp bir şekilde neredeyse evet. Çıkacak. Kalıp şeklinde pat diye düşerse. Şimdi birazcık daha. Ne kadar yoğurt ilave ediyoruz peki? Yani ya ne kadar bir yoğurt olması hani lazım? Yaptığımız tenceremize bağlı. Göz kararı mı? Tabii göz kararı. Göz kararı. Tabirimiz göz kararı. Tamam, onu kenara alabiliriz. Bu tamam mıdır? Evet, o tamamdır. Şu sosumuz, yoğurt sosumuz hazır. Şimdi biz çılgırımızı unuttuk. Bu kaçıncı yemeğimiz oldu ben hatırlamıyorum. Bir de size çılgır yapacağız sevgili izleyenler. Bugün çılgırdan ne diyenler ekran başına, hiçbir yere ayrılmayın. Birazdan çılgırda nedir diyenlerin cevabını, sorusunun cevabını vereceğiz. Efendim artık çorbamıza terbiyesini dökme, çorbamızı terbiyeleme zamanı değil mi? Evet. Şimdi kesilmesin diye biraz çorbamızın suyundan terbiyemizin içine ilave yapıyoruz. Yoğurdun kesilmemesi gerekiyor. Evet. Oh 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 oh. Süper. Şimdi bir daha kaynamaya bırakacağız değil mi? Tabii ki artık. Tamam, kesilmemiz de olmadı. Evet, gibi. Kesinlikle. İşi ehlinden öğrenmek lazım Gönül Hanım. Yani bir annelerimiz bu konuda. Annelerimiz kesinlikle. O da onlar da annelerinden öğreniyorlar ya da onlar da işin ehlinden öğreniyorlar açıkçası. Tabii ki mutlaka. Aynen. El elden üstündür. Bal tutan parmağını yalasın vesaire vesaire. Yani bunlar böyle. Atasözlerimiz, deyimlerimiz çok fazla biliyorsunuz ki hepsi de faydalı, boş yere söylenmemişlerdir. Tamamdır. Şimdi bu bitti. Şimdi maklubemiz ne durumda? Kabarmış mı? Maklubemiz kabarmış. Çok bakalım, ona da bakalım bir. Bakınız. Bakalım efendim. Sevgili izleyenler. İşte. Gösteriyorum. Bana ne? Şöyle kenarcığından bakın. Kenarcığından şöyle pilavlarına bakın. Of. Bu kadar yeter. Bu kadarını gördünüz yeter. Arkası birazdan. Birazdan göstereceğiz hepsini size. Bekleyin, hiçbir yere ayrılmayın. Tencereye su aldık değil mi? Sıcak su. Hani hızlandırma açısından. Sıcak suyu efendim çılgırımız için sıcak suyu tenceremize koyduk. Kaynamasını bekleyeceğiz. İçine sonra sirke ve tuz atacağım. Sirke ve tuz içine. Sirke yumurtalarımızın dağılmasını. Sirke yumurt dağılmasını engelleyecek. İlginç. Yumurtalarımız dağılmasın diyorsanız efendim sirke kullanın. Suya böyle bir iki damla. Tabii ki. Sirke attığınızda çılgır yaparken özellikle sirke yumurtanın dağılmamasını ve düzgün bir şekilde ortaya çıkmasını sağlıyor. Çılgırımızı evet. Sevgili izleyenler yakından da görebilirsek kameraman arkadaşım. Evet. İşte yumurtalarımız suya daldı şu anda. Tek bir. Herkes bilmiyor evet, çılgırın ne olduğunu. Yumurtayı ağır diye düşünüyorlar ama yoğurtla hafiflediği için. Evet, kesinlikle çok lezzetli oluyor ve Artvin yöresinde de yapılıyor. Ben öğrenciliğimde Aydın'daydım. Hangi? Aydın tarafında da çok farklı. Değil mi? Evet. Artık hangi yöreye ait bir yemek bilemiyorum ama yumurtalarımız zaten piştiğinde suyun yüzeyine çıkacaklar. Evet. Usta. Efendim. Yumurtalarımızı çıkardı. Tamam, tenceremizi de alalım artık orada. Şimdi yumurtalar hazır çılgır için. Birazdan üzerine muhteşem bir sos yapacağız.
O da ayrı bir lezzet katacak. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Tatlımızı yapmaya başlayacağız. Sığır gibi sakladığın o tatlıyı geçelim mi artık? Artık nihayet geçebileceğiz sevgili izleyenler. Sığır gibi saklanıyor. Acaba tatlı ne tatlısı? Merak ediyorum ben de. Ekranda kalın. Şimdi erittiğimiz tereyağı ve kaymağının içine unumuzu ilave yapıyoruz. Ben şöyle karıştırayım mı? Tabii ki, çok seviyorum. Topaklanmasın. Yardımcı olayım bari, bir işe yarayayım. Kaç kaşık atıyoruz? Ya Arzu Hanım, şimdi göz kararı yapıyoruz. Ben çok fazla ölçüyle... göz kararı. Tabii ölçüyle çalışmayı sevmiyorum. Neden bu aşçıların ya da yemek yapanların hep göz kararı, hep göz kararı? İşte evet. Diyorum ya, ben geçen hafta da söyledim, biz bu yüzden yemek yapmayı öğrenemedik kendimizden. Göz kararı, göz kararı. Nedir bu kıvam? Nedir arkadaşlar bu göz kararı? Şimdi söyleyeyim, bir çorba kasesi ama küçük bir çorba kasesi o. Tamamdır, ben bunu kavurayım güzelce. Yumurtayı da atıyoruz sevgili izleyenler içine. Yumurtayı da içine atıyoruz. Hep birlikte karıştırıyoruz. Şimdi hep birlikte bunları kaynaştıralım. Unumuz yetmezse bir parça daha ilave yapabiliriz. Yalnız tereyağımızı ve kaymağımızı erittikten sonra altını kapatıyoruz ki yumurtamız pişmesin diye. Onunla bir, ben hemen alabilir miyim? Tabii, buyurun. Hocam? Buyurun, buyurun, buyurun. Tabii ki, tabii ki. Ustaya bırakmak lazım ellerini her zaman için. Bugün ocağımız var ya, of, dört taraftan çalışıyor. Sağda çorba. Bu tarafta tatlısı, öbür tarafta pilav, makrobesi. Bugün bu mutfak bu kadar yemek gördü mü? Bu kadar yemek görmedi. Ezme yapacak şimdi, sen onu karıştırmaya ezme yapacak gönlüm birazdan bizim sevgilerimiz. Ezme, öyle bir ezme ki. Yeme de yanımda yap diyorum ben ona. Yalnız ben buna birazcık tuz atacağım. Tuz. Çok az, tatlı ama tuz atacağım. Tuz. Zararlar ki genelde tatlıya, evet, tuz tuzluya, tatlıya tuzlu, tuzluya tatlı. Biraz böyle istiyor sevgili izleyenler. Sarmaya başladı. Yumurtanın da verdiği bir... Tabii ki. Kaymak ve... Aynen. Tatlının ismini sır gibi saklıyoruz sevgili izleyenler. Söylemeyeceğiz. İnat ettik. Bana ne, bana ama ne. Ama bunu isteyenler tuzsuz peynirle de yapabiliyorlar. Yani kaymak yerine tuzsuz peynir kullanabilirler. Hmm. Şimdi onu söylediniz Gül Hanım. İzleyenlerim şimdi birazcık tahmin etmeye tabii başlamıştır ki, değil mi? Ama söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Bana ne? Bana ne? Biraz daha merak edin. Biraz daha ne acaba diye bir merak uyandırsın sizde. Değil mi? Artık her şeyi söylemeyin. Biraz tahmin etsin izleyenlerimiz. O kadar izleniyoruz. Ama bizim izleyenlerimiz zekiler ne olduğunu kesinlikle anlamışlardır bence. İnanın. Kesinlikle. Bu madem kaymakla yapılıyor, bir de tatlı şeyle, peynirle, peynirle yapıldığına göre peynirle, bu bir peynirle de yapılan bir tatlı. Acaba nedir, nedir? Birazdan öğreneceğiz. Az kaldı, sabredin. Birazdan söyleyeceğiz. Ben bunu sana devredeyim artık. Ben onu alayım artık. Yola girdi şöyle, o. Ben biraz daha kavurayım onu. Çorbada bizim de tuzumuz olsun değil mi efendim? Hep ye, hep ye nereye kadar. Sonraki diyorlar ki bana, sevgili izleyenler, şikayet edeyim. Bazı izleyenlerinizi de şikayet edin. Birbirlerini kırdırayım ben bunları. Diyorlar ki hep yiyorsun, hep yiyorsun. Homini gırtlak götürüyorsun. Geçen hafta kaydumaydı galiba değil mi? Kulaklı makarna. Onları sen nasıl götürdün dediler bana. İsim de vereceğim. Firdevs. Firdevs arkadaşımız sitem etti. Hep kendin yedin o pum pum çorbalarını dedi bana. Bir gün ben de Firdevs Hanım'a buradan söz veriyorum. Ona kayduma yapacağım. Aydın'a yapacağım ona. Senin cihazlarına da yedireceğim Firdevs'cim. Selam olsun buradan sana. Şimdi bu haftada da diyordur ki o tatlıları nasıl götürdün? Kesin onu da söyler. Kesin söyler. Başka ne yapacağız Gönül Hanım buna? Şerbet yapacağız. Ha? Şerbet yapacağız. Şerbetli bir tatlı yani anladığım kadarıyla. Şerbetli bir tatlı. Bakın sevgili izleyenler şöyle. Bisküviye benziyor. Böyle sanki bisküviyi kırıntılamışız gibi görünüyor. Ama değil efendim. Bunu biz buhara getirdik. Oh, olur. Yeme de yanında yat.
Harika, harika. Yeni yeni tarifler öğreniyoruz efendim. Bu da bizi mutlu ediyor. Acılı ezmemizi yapacağız. Acılı ezme. Evet. Of. Domates, salatalığımız, soğan, sarımsak, evet. Ve limon. Limonumuz normal limon. Doğrayacağız, evet. Olmazsa olmazımız limon. Asla. Normalde bunu iş yerlerinde falan daha çok hani lokantalarda robotla yapmayı tercih ediyorlar ama el kıvamında. Ama göre elle doğramak daha lezzetli. Yani çok fazla robottaki gibi bıçak darbesi yemediği için daha lezzetli oluyor. Bu şey gibi Gönül Hanım, cezvede yapılan kahveyle tabii ki. Kahve makinesinde yapılan kahvenin arasındaki farkı gibi kesinlikle fark ediliyor. Olabildiğince küçük doğruyoruz. Minik minik. Malzemelerimizi küp küp doğruyoruz. Hayır, küp küpten de küçük arzu. Daha mı minik? Tabii daha minik. Ben burada helvayı karıştırıyorum ya, o yüzden sen ne yapıyorsun göremiyorum. Daha da minik doğruyoruz. Hani yemeğe doğradığımızdan daha küçük. Minik minik ama gerçekten çok lezzetli. Hele bir de sen yapınca of. Yemede yanında yat diyorum ben ona. Şöyle bakın sevgili izleyenler. Kıtır kıtır. Yalnız çok tezat ikimizin yaptığı. Birimizin tatlı, birimizinki acı. Evet. Sağlı sollu, biri acı, biri tatlı efendim. Böyle hızlı hızlı nasıl bıçak kullanıyorsun? Hayran oldum yani gerçekten. Şimdi bir gün malzeme yaptıracağız, soğan lazım. Dedemin de başka işi var. Dedi ki çabuk dedi soğan soyma, soğan çekmeye başla dedi. Dedi ki teyzem o ben çabuk çekemem. Git sana çabuk. Başla dedim dedi. Teyzen yani seni. Tabii ki teyzem. Teyzen. Teyze şu. Teyze şu. Sağ olsun. Öyle bir şey ki yani hiç bu kadar hızlı bıçak kullanamadığım halde o gün bıçak kullanmayı öğrendim. O kadar hızlı çekiyorum. Ve normalde hani soğanların çok küçük doğranması lazım. Eğer çok küçük doğrayamazsan onu büyük bıçakla zırhlamak gerekir. O gün öyle bir şeye bile gerek duyulmadı. Yani teyze korkusundan o kadar ince doğramış. Teyze korkusundan. Ah teyze, ah teyze. Ah teyze. Ama demezler mi Erzucuğum? Hani yaptığın banaysa öğrendiğin kendine de diye. Kesinlikle, kesinlikle. Bak ne güzel şeyler öğrendim sayende. Bu iş daha zor sanki. Kavur Allah kavur bitmiyor. Bakayım ben ona. Evet artık kolum az kalmış arkadaş. Zaten bitmek üzere. Yani bu iş daha zor müstelik izleyenler. Yap yap yap. Çok zor. Vereyim burayı sana. Diyor ki tık 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 yapıyorum kolay diyor. Neresi kolay bunun daha zor. Bu daha zor. Kavur Allah kavur. Omzum ağrıdı sevgili izleyenler yani. Ama gerçekten harika bir lezzet yapacağım şimdi size. Az kalmış. Bakın rengi de değişti zaten. Biraz daha kızardı. Tamamdır. Şerbetinde hani hamurlaşmasın diye. O yüzden bu tabii ki o kadar kavuruyoruz. Anlaşıldı merkez. Tamamdır. Maydanozumuzu ilave yapıyorum. Ve sadece kutuna kaldı artık. Ezmemiz de tamam sayılır. Tamam, onu kapatabiliriz Arzucuğum artık. O olmuş. Bu tamam mı artık? Tabii. Ay yarabbim çok şükür. Yani ama zaten üşüdüm demiştim. Seni bol bol ısıttık bugün akşam. Kapatabiliriz. Kapatalım mı Gönül Hanım? Lütfen, lütfen. Ellerime sağlık. Ben yaptım ben. Ben tek başıma yaptım. Bir başıma yaptım. Bir. İnşallah. Tabii, artık. Tamam, onu artık alabiliriz. Bu tamam, arada... bu artık tamam. Tamam. Hiçbir yere zarar vermedik, dökmedik, saçmadık kesinlikle. Bunu direkt anne yöntemiyle balkona gönderiyoruz.
yiyeceğiz. Fides, buradan sana özellikle sana ithafen söylüyorum bunu. Hepsini yiyeceğiz. Hepsini. Şu anda beni izliyorsun büyük ihtimalle. Bu arada Firdevs'in sevgili kayınvalidesine, eşine ve küçük kızı Beliz'e çok selam gönderiyorum buradan. Mutfağımız biraz dağıldı ama siz orayı görmeyin. Biraz da olacak olan lezzetlere bir odaklanalım. Bu tarafları görmeyelim. Efendim sıra geldi iç harcı soğumuş böreğimizi yapmaya. Evet. Yufkamız bize yeterli oluyor. 3 tane yufka evet. Yeterli. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Taze yufka. Taze yufka yapıyoruz. Tavanın, zaten böreğimizin adı tava böreği. Hı-hı. Tavamızın dibine yağımızı koyuyoruz. Evet. Bir tane yufkamızı. Nasıl koyacağız bunu? Hiç bunu parçalamıyoruz. Direkt ortalıyoruz tavaya. Ha, tavayı bu ortalıyoruz. Şekilde. Evet. Evet. Şöyle. Yufkamızın bir tanesini. Bir daha mı koyuyoruz? Hayır, işte, tamamını koymayacağız. Şimdi bunu açıp ortadan böleceğiz. Hı hı. Yardım edeyim isterseniz. Böyle başlayalım. Yani gelişi güzel, çok şey değil. Hı hı. Şöyle. Dörde bölüyoruz o zaman değil mi? Ya tabii elimizle böyle parçalıyoruz. Şöyle. Gelişim. Daha böyle. Tabii ki. Sonlu olsun değil mi? Doğru, puf puf. Puf puf. Puf puf. Ay. Geçen haftaki pum pum gibi oldu. Pum. O pum pum çorbası zaten dillere destan oldu sevgili izleyenler. Tamam. Şimdi bu yeterli. Yeterli mi? Tamam. Bunu koymayalım o zaman. Diğer katını koyarız. Şimdi. Sütümüz. Süt. Yumurta. Evet. Ve sıvı yağımız. Zeytinyağımız. Süt, yumurta ve sıvı yağ. Evet. Üzerine ıslamak için. Tabii ki. Üzerine ve içine. İçine. Evet, içine. Daha yapıyoruz. Böyle yumuşak olsun diye yapıyoruz bunu? Tabii ki. Daha böyle bir kıvam alıyor böreğimiz. Şöyle. Hı hı. Daha evet. Sonra iç harcımız soğudu. Soğuttuk iç harcımızı. Ispanaklı, kıymalı iç harcımız. Of 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 bol bol üstüne. Hani daha çok bunun kolay olsun diye beyaz peynir, kıymalı beyaz peynir. Kıymalı beyaz peynir. Kıymalı beyaz peynir. Sana da bulaştırdım evet. Ya ben bunu. Helal olsun bana. Aydın olsun kıymalı. Beyaz peynirden terk ediyorlar. Efendim şaşı kalkar cillafının cevabı evet, işte. Örneği, bir örneği. Şimdi yine kat vuruyoruz. Şöyle şimdi yufkalarımıza. Bol kıyma, bol ıspanak. Vitamin deposu sevgili izleyenler bu hafta. Ispanaklarımızı yalnız özellikle böyle kuzu dediğimiz ıspanaklardan tercih ettik. Kuzu hani kök tabii ki kuzu ıspanak. Pişmesi daha kolay artı daha lezzetli çünkü kökleri falan daha tam oluşmamış ıspanaklarda seçtik. Genç. Çok genç. Dinamik. Özellikle onu tercih ettik. Evet. She's hot and lonely, and that is all. She's hot and lonely, and that is all. When men meet her, they're bound to fall. Until her mommy doesn't sleep a lot. She's hot and lonely, and that is all. She's hot and lonely, and that is all. When men meet her, they're bound to fall. Until her mommy doesn't sleep a lot. Sevgili izleyenler, biz masamızı hazırladık. Gülün Hanım'ı da baş köşeye oturduk. Bugün çok yoruldu o bize. Ellerine sağlık. Rica her şey için teşekkür ediyoruz biz kendisine. Şimdi ben çorba servisime başlıyorum. All the young girls to the booth. All the young girls to the booth.
Neler yaptık bir yakından bakalım değil mi efendim? Şimdi ne yaptık Gönül Hanım bugün biz? Taze fasulye çorbası. Evet. İlk etapta. Maklubemizi yaptık. Maklubemiz. Tabii ki. Kameraman arkadaşım yakından gösteriyordu şimdi size. Çılbırımızı yaptık. Çılbırımız efendim. Üstüne sosumuzu da yaptık. Acılı ezmemiz. Ezme. Bu. Bu ekstra. O ekstra. Bu ekstra. Bu nedir? Kapya biber. Közlenmiş kapya biberden yaptığımız turşumuz. Ve tabii ki de tava böreğimiz. Tava böreğimiz. Kıymalı ve ıspanaklı. Evet. Ve neydi? Ve neydi? İşte efendim tatlımız? Açıklıyoruz. Höşmerimimiz. Höşmerim tatlısı efendim. O kadar beklediniz, beklediğinize değdi değil mi? Höşmerim tatlımız efendim. Lezzetli ben mi lezzetli? Ben çok severek yerim böyle. Kıtır kıtır değil mi? Evet, çok lezzetli. Pişi kavururken bile o kıtır kıtır olduğu belliydi zaten. Birazdan efendim hepsinin tadına bakacağız. Afiyet olsun. İyi seyirler efendim. She's had an only and that is all. She's had an only and that is all. When men meet her, they're bound to fall. Until her mommy doesn't sleep a lot. She's had an only and that is all. She's had an only and that is all. When men meet her, they're bound to fall. Until her mommy doesn't sleep a lot. Tadam. Sevgili izleyenler, her şey o kadar lezzetli olmuş ki Gönül Hanım'ın eline sağlık diyorum. Her şey için çok teşekkür ederiz. Ellerinize afiyet sağlık. Olsun. Efendim bu haftada lezzetli yemekler tattık biz. Sürçülisan ettiysek affola efendim. Çay için ben geze geze üzgünüm. Sona erdi. İyi seyirler diliyorum. Haftaya başka bir yerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Young girl, still the girl.